Kazandıran da işte bu yüksek ruhtur. Çanakkale zaferi şehitlerimiz ve milletimizin vatan millet sevgisinin ölümsüzlük kanıtı olmuştur. Çanakkale zaferinin kazanıldığı askerlerimizin o ruh halini anlatan bir de Cevat Paşa anısı vardır. Tarabya taburunun teftişe gelen Alman müfettişi askerimizin cılız, zayıf, teçhizatının eksik halini gördü mü Osmanlı askerini hor görür, küçük görür. Biz bunlarla mı savaşı kazanacağız der. Bu esnada Cevat Paşa ki kendisi Alman harbiyesini ikincilikle, Türk harbiyesini de birincilikle bitirmiştir. Akıcı Almancasıyla müfettişin sözünü keser. Ve der ki, sayın müfettişim, şu gördüğünüz askerler Alman olsaydı. Sizler de bu cephede yalnız başınıza İngilizleri karşılamak zorunda olsaydınız, bu savaşı yapabilir miydiniz? Kısık bir ses tonuyla Alman müfettişe hayır der. İşte orada Cevat Paşa der ki, bakın müfettiş bey, biz Türkler ölümden korkmayız, imanla harp ederiz. Bizler ölümü kollarız. Çanakkale'de de işte bunu yapacağız. Kıymetli arkadaşlar, bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için verilmiş olan bu kutlu mücadeleyi çok iyi idrak etmek ve gelecek nesillere de bu bilinci aktarmaktır. Çanakkale'nin büyüklüğünü anlamak için uydurma menkıbelere gerek yoktur. Bizler Çanakkale Harbi'ni yeterince araştırsak, orada mücadele etmiş, kanlarını sulamış, kanlarıyla bu toprakları sulamış her askerimizin birer kahramanlık öyküsü yazdığını görürüz. Çanakkale Zaferi dendiğinde Seyit Onbaşı ve birkaç isim dışında aklımıza isim gelmemesi bizlerin ayıbıdır. Örneğin Yahya Çavuş vardı. Ertuğrul koyunda 45 askeriyle 2500 İngiliz askerine karşı tam 12 saat savunma vermişti. Tekrar ediyorum, 45 askerle 2500 kişiyi durdurmuştur. Bu savunma süresinde üzerlerine 4650 adet top mermisi yağdırılmıştır. Farklı bir olay, yine Çanakkale Ecevit ilçesinde Maydos diye bir bölge vardı. Savaş yıllarında Maydos'ta bizim bir hastanemiz var. Yaralı askerlerimizin tedavi gördüğü. İngilizler savaşın kilitlendiği noktada bugünkü deyim ve sivil yerleşim alanlarını bombalamaya başlıyorlar. Köylerimizi, camilerimizi, hastanelerimizi. Yine Maydos'ta bizim bir hastanemiz bombalandı. Ve biz orada şehitlerimizin etlerini küreklerle duvardan kazdık arkadaşlar. Sözlerimi daha çok uzatmak istemiyorum. Söylemek istediğim temel konu Çanakkale Zaferi'ni hakkıyla öğrenmek, o şuuru, o hayatı, bunu idrak etmek ve bunu gelecek nesillerimize aktarmaktır. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutluyor. Yine 18 Mart'ın Şehitler Günü olması münasebetiyle aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Başta Anapartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Bu vatanı bize yurt kıldıkları için Allah hepsinden razı olsun.